Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizor görgüçler. Heptilik muhim xewerler programımızı görüşünlerden kızgın karşıladığımız, ben Abdullah Yılğun. Kadirli görmelerimiz bugün 2022 yılı 16. oktyabr yekşembe. Her yekşembe günü ettiğinde bir hafta jarayonida bulup ötken dünya kün tertibideki ve Şarq Türkistan'a alaqadar en muhim xewerlerini kısa analiz qilgan şekilde huzurunuza sunup kelyapmiz. Kanundaqda bu hafta jarayonida bulup ötken en muhim xewerlerge köz yugurtib öteylik. Birinci xewerimiz Amerika Xitayni arkada kaldırış tedbirini e'lon qildi mavzuliq xewerimiz buldu, qadrli ko'rmalarimiz. Albatta her hafta bununla o'xshaydigan xewerlarni ko'p anlab turibsizlar, ko'rib turibsizlar. Kundalik xewerlarimizdimi? Kundi degudek Xitayninki tajovuzchilik, Xitayninki boshqa davlatlarning manfaatigimi ig'ir tajovuzchilik qilmish sababli bugun dunyoning taraf-tarafida, har tarafdan nurg'un davlatlarda buningga o'xshash Xitoydan hazar aylaydigan nurg'un tadbirlar elinyotdi. Bu xabar Amerika ovozining xabarida berildi. Bayden hukumatı 7 oktyabr keng doiralik eksportni kontrol qilish tadbirini e'lon qildi. Buning ichida Xitoyni dunyoning har qanday yerida Amerika uskunlari orqali yasalgan yerim o'tkazgich o'zak bilan ta'minlash cheklangan bir qarorni e'lon qildi. Bu tadbir Washingtonning Xitoyning texnik va harbiy ishlarini taraqqiy qildirishni cheklash harakatining zo'r darajada kengaytganligidan darak berdi ekan. Bildirilishicha bu cheklash qoidalarining ba'zilari darhol kuchga ega bo'lgan bo'lib, yuqori texnikalik uskunlarni yasash savdogarlaridan ilg'ar logikalik o'zak ishlab chiqaradigan barliq Xitoy ig'dorchiligidagi zavodlarni uskuni bilan ta'minlashni to'xtatishni talab qilgan. Mazkur cheklash tadbirlari Amerikaning 90-yillardan buyongi Xitoyga yangi texnika eksport qilishga boshlagandan beri yo'l qo'ygan eng chong siyosat o'zgarishi deb tilga ilinayotdi. Bu shaklda analiz qilinayotdi. Agar mazkur cheklash tadbirlari unumli yo'li qo'yilsa, bu tadbir Amerika ve chet el şirketlerini Amerika texnikasidan foydalanib, Xitoyning bir qism ilg'or zavodlari ve o'zak loyihalovchi şirketlerini qo'llashni azaytishga majburlab, Xitoyning o'zak ishlab chiqarish ishlarini orqaga chekindirgan. Albatta biz bak ko'p anglab ketdinglar, bak mushu o'zak masalasi bugun dunyoda har sohaga bütün eng kichik uskunlardan tortib işiltildiğin bu özek mahsulatı ki qanchalik bugün dünyada muhim ekanligi, bunun kemçilligi sebebinden nurg'un narsalarning o'sib ketganligini hammamiz kunlik turmushimizda his qilib turyapmiz. Bundaq bir sahani Xitoyning qo'lidan elish masalasi albatta nihoyat muhim qadam deb qaralyapti albatta. Xo'sh, yana bir ikinci muhim xabarimizga kelsak, Tayvan prezidenti Xitoyga qarshi mudofaani kuchaytirishga va'da berdi mavzuli xabarimiz. Tayvan Xitoy munosabati o'tiridagi bu jiddiychilikmi hali ham kun sari kuchaygan shaklda davom qilyotdi. Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen 10-chi qitimliq davlat bayramini tabriklash faoliyatida nutq so'zlab, Tayvan bo'g'ozining kun sari keskinlashayotgan vaziyatga taqobil turish uchun Tayvanning davlat mudofaa kuchini kuchaytirishga va'da berdi. Fransiya xalqaro radiosunun xabarida berildi bu xabar. Tayvan prezidenti ishxonasi prezident Tsai Ing-wenning 10 oktyabr davlat bayramini tabriklash yig'inida so'zlagan mushu xalqaroga Tayvanning chidamliq qaysar orol davlati ekanligini namoyon qilaydi temasidagi nutuq so'zlaganligini e'lon qildi. Prezidentlik mahkamasidan Tayvanningki ta'minlangan to'liq tekstning mazmuniga qaraganda Tsai Ing-wen 10 oktyabr Tayvanning davlat mudofaasini kuchaytirish irodasini, shundaqla rayonning tinchligi va muqimligini qo'g'dashdagi maydonni qayta ta'kidlagan hamda davlat mudofaa iqtidorini kuchaytirish haqidagi tirishchiliklarni bayon qilib, shu so'zlarni qilgan. Jang qilish kuchini oshirish, davlat mudofaasini yaxshi qilish va o'z-o'ziga xo'ja bo'lish, milliy safarbarlik va davlat mudofaa engi bilan chidamliq qaysirona holda davlatni qo'g'lash sizning va mening birlikda ma'nodigan yo'limiz deganlarni ifoda etdi bu yerdagi so'zida. Tsai Ing-wen yana xalqaro jamiyatning allburun bugun Tayvanning erkin demokratiyani qo'g'daydigan qaysar davlat ekanligini ko'rganligiga ishonganligini, Tayvanning bugungi holatidan buni bildirib, Tayvanning demokratik qimmat qarishidan o'rtaq bahrilanadigan texmi köp xalqaralıq şerikleri bilen birlikte rayonun muqimliqi ve tinchliqini qoğdaydiganliqini ta'kidladi. Xitoydan ibarat bu yalmavuzga qarshi biz ortaq demokratiyadan ibarat bu ortaq qimmat qarashga ega bütün davlatlar bular bilan hamkorlashgan asosda Xitoyning yalmavuzliqidan bununga qarshi yalmavuzliqqa qarshi cho'qim birlikda kurash qilishimiz kerak degan so'zlarni ifodalagan. Seyyoman. Hoş, yeni bir haberimiz geldi. Xitay Şarkı Türkistan'da 30 milyondan artık 5G punkti kurdu. 5G punkti. Yani elbette növette erkin dünyada yaşayotgan insanlar normalde bu fen texnikini ki bu insaniyetke insanlarga nurgun cihetten kolaylık şaraitlerini yaratıp birdiğen dünyada her xil sahilde texnik işlerimizni asallaştırdıgan bir texnikini hemimiz bilgendek. Xitay bunundan burun kısın tatip. Yani kuludin kelgen dünyada kandak bir texniki olsa halkımızga yıllardan buyan nazaret kılış, bastırış, her xil şekilde uğurluqca tınışaş. Bunundak insan tasavvur kıs derecede necis işlağa özünün rezil məqsədləri yetiş üçün işiltib kelivat ödəmdi. Bunun mu bugün bütün analizçiler bununki müşündaq bir texnikini mu Şarkı Türkistan'a müşünçüvala dərəcədə orunlaşdırıb qılan bu texnikini yana şu xalqımızını qat qamal qılış üçün işiltidiqanlıqı tilgə elinivat ödəm. Xitayning bu qatim Şarkı Türkistan'da 30 mindən artıq 5G asasi punkti qurub çıxış qılmışı mu xalqni qattiq kontrol qilishdan boshqa narsa emasligi o'ttirib qo'yilmoqda. Tangritog to'rining 11-oktyabrdagi xabarda berildi bu xabar. Atalmış Şinjan xabarlashni boshqarish idorasi bu yil butun rayonda 5G qurilishiga 1,650 milliard mablag' selib 10 mingdan ortiq 5G asosiy punkt qurganligini, hozirgacha butun Sharq Turkistonda jami 30 mingdan ortiq 5G asosiy punkti qurganligini e'lon qilgan. Bildirilişçe məzkur müşü 5G asasi punktidan pütüşüge əgişib, Şərq Türkistan'da her 10 min kişiye doğru kildiğen 5G asasi punkti sani 13G'ye yakınlaşkan. Barlıq vilayet derecelik şehirlerden şehir rayonu, nahiye bazar rayonu 90,53% Yezi bazar rayonunu 5G to'ri bilan qaplash ishga ashirilgan. Şərq Türkistan'daki ma'lum kentlarda keng belbağlıq to'ri tutashtirilgan bo'lib, Xitay 5G to'rini yana ko'paytirib nahiya yezlarini keng qaplashni planlagan. Acaba Xitay bugun dunyoga hozirgi mavjud holatida qanchalik butun insonni nafas og'usiz darajada hamma yerni kontrol qilib, xalqimizning nima deyotgan, kusurlashayotganligidan tatib anglab turman, bilib turayotgan, turman deyotgan bir Xitay xalqimizga mushunchalik texnikalarni bu qolaylik bir sharoit yaratib beradi. Qilishga ne biz ne dünya işenmeydi. Bu Xitoyninki texnibek bu texnikini işiltib turib, xalqimizni texnibek bastırış, texnibek qamal qilish, texnibek her tarafdan bo'g'ish. Bu rezil planı maqsadi uchun işiltidiganligi hammamizga aniq bir masala deb qaralıyotdi bu haqda nurg'un mutaxassislar tarafidan. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak. Xitoy hukmronligi dünyaya tehdit bulmakta mavzulu haberimiz. Yukarıdaki haberimizde münasebetli bir haber. Xitayning ki texnikini, bugünkü zamanıvi texnikini meyli öz halkı bolsun veya ki bizler üçün bolsun işgal astidiki Şarkı Türkistan ve Tibet'e o'xshash başka milletlerge bolsun bu texnikini qandaq ishiltidiganligini texnibek yetib bergan bir haber bu. Angliya istihbarat organining boshlig'i Xitoyning texnikaga hukmronlik qilishi dunyoga tahdid bo'ladi dedi. Amerika ovozining 11-oktyabrdagi xabarda berildi bu xabar. Angliya istihbarot organining boshlig'i Jeremi Fleming shu kishi taratqularga yo'llagan nutq tekstining qisqacha mazmunida Xitoy rejimining o'z fuqarolarining yoshirin kuchini qo'llash va echish yo'llarini tepish emas Xitoyninki belki onlarını kontrol qilish fursati izlaydiganligi. Shuning bilan bir vaqtda ular dunyodagi har qaysi davlatlarni yushrun raqib yoki yushrun beqindilar deb ikki lagerga bo'lib, ularni o'ziga beqindirish uchun yoki ularga tahdid soladi yoki pora beradi yoki zo'rlaydi degan mazmunlarni tilga ilinganimda, axborotni ta'minlagan so'zda. Flemen sözü yana Xitay amaldarlarının öz halkının söz erkinligidan korkuduğanlıqını. Bütkül uçuq ve demokratik tertib ve kaidelerine asas kılgan halkara tözümden korkuduğanlıqını. Bu korkunç Xitay'nın küçü bilen birleştirilgenlikini, şunlaşkı bu ahvalının garibki çoğun tehdit işgelliğini oturup koygan. Yani bugün Xitay'nın küçüncü valla iktisadi küçü, bu küç bilen birge bu Xitay'nın bu korkuncu yani. Bütün insani boğan neslerden korkunç tüpeyle özünün küşünü diktatörlükka, bastırışka, vahşilikka işletivatkanlıqın. Qançilik doğru bir çıkarılgan bir netice bakarıp bakayın. Flemen agahlandırıp, Garip dünyası Xitay'nın sün'i idrak, birikme biyologiya ve genologiya kadarlıq muhim yeniden küllenüvatkan texnikilerine hükümranlık kılıp almaslıqıga kapaletlik kılışı kerak degan. Bu sözünü təkidleyin. Biden hükümeti 7. oktyabr yuqoridagi xabarimizda dedik-ku. Mushu turdagi muhim Xitoyning muhim texnikalarga ega bo'lib olishini cheklash uchun cheklashni nishon qilgan mushu o'zak masalasi eng muhim. Bularni butunlay dunyoning har qanday yerida bo'lsin, Amerika uskunlari bilan Amerika uskunlari orqali yasalgan yerim o'tkazgich o'zakni o'zak bilan Xitoyni ta'minlashga qat'iy bo'lmaydiganligini cheklaganligini ibaret bir qadam tashlagan edi. Mush sababdan. Xo'sh, yana bir muhim xabarimiz kelaydi. Xitoy chet elda soqchi punkti qurgan. Albatta bu haftadagi eng muhim xabarlarning biri. Haqiqatan Xitoyningki Xitoy ichida jinoyatini Xitoy ichida yetmagandek bu jinoyatlarni albatta o'z xalqiga ham xalqining ichidagi o'qituvchilarga nispeten mu ve bulup mu asaslık Şarkı Türkistan davası kılıvatkan veya ki Tibet diyendek bu Xitay'nın en çok aşağıda düşmanları boğan, bulağı karıtılgan çet eldi mu? Elbette yıllardan buyan bu xil mesele Xitay'nınki çet eldeki öktücülerini, davagerlerini nişan kılan hareketlerine naiti köp ikelliğe nurgun dokulatla arkalık, nüfuzluk organlar tarafından ispatlangan bir mesele ama bu hakikaten soqchi punkti, hatta ki haber qarab bakayla Amerika avazı verildi bu haber. Kişilik hukuk teşkilatı qoğuduğucu muhafazetçiler namlıq bu kişilik hukuk teşkilatı bir parça tekşürüş dokulatı elan qılğan. Bu dokulatda Xitayning dünyanın her qaysi şehirlerinde atalmış 110 yani Xitayning içinde mi bilimiz o hamimiz yani 110 numara soqchining derhal ciddi soqchini çağırdığan bir numaramdır. Muşu nim bilen o'xshash numar bilen chet el soqchi mulozimat markazini ochganligini oshkorlagan. Yani bu nurg'un chet elning nurg'un shaharlarida. Mazkur atalmış soqchi mulozimat markazining ba'zilari kishilarni Xitoyga qaytib jinoiy javobgarlikka tortilishga majburlash uchun ishlatilgan. Yani bu munda bir axborotchining bir muxbirning deb qo'ygan gap emas, yani bu gap. Yani bir rasmiy tekshirish qo'g'dug'uchi muhofazatchilar tashkilotidan iborat bu tashkilot. Tekşürüş, nurgun vakit tekşürüş arkalık ispatlıgan bir nazamdı. Dokulatı görürsülükçe Xitay'nın mezgür kılmışı halkaranın ötküzüp veriş kanunu xilap bulup, kişiler Xitay korup çıkan bu soqchi punktlarının öktükçilerini, şundakla Xitay'nın nazirideki cinayet kumandarlarını nişanga alğallıqıdan endişi kılgan. Kişilik hukuk teşkilatının tekşürüp eniqlişçe Xitay'nın atalmış çeteldeki soqchi mulozimat merkezleri sayahatçilerge kündülük meselelerde yardım bergen bozumu, yani Xitay sayahatçilerge. Ama mazkur orun yana Xitayning yer sharini nazorat qilish ve kontrol qilish murakkab to'rining bir qismi bo'lib, Xitoy Kompartiyasi mazkur o'rin orqali qora qo'lini Xitoyning sirtiga sunishga boshlagan dedi. Bilib qo'ying. Dokulatda ko'rsatilishicha rasmiy hukumat sonliq ma'lumotlarga asosan Xitoyning rayonlik soqchi atriti yer sharidagi 5 qit'ada kam deganda 54 o'rinda ishxona qurgan. Nima degan qo'rqinchli bir son bu. Dünya bu devletlerinin muşunun Xitayning muşuncha vala beshamligiga, nomussizligiga yol koygan devletlerinin haliga muvofiq deyish kerak hamdi. Qandaqsiga o'zininki egilik huquqining doirasidagi devletlarda Xitoyningki bunda bir işxana qurishga ruxsat qilsanki. Bu markazlarning ciddi aloqa numeri 110 bo'lib, Xitoy bilan o'xshash. Bu saqchi mulozimat o'rinlari chet eldagi Xitoy jamiyatlari bilan bog'lanadi ekan. Bu o'rinlar o'z navbatida Xitoy kompartiyasi bilan quyuq munosabati bor ekan. Dokulatni Xitoyga qaytirish uchun qo'llaniladigan ochiqqushlik usulining biri atalmış qaytishga qoyil qilish harakatini o'z ichiga olganlikka o'tirib qo'yilgan. Maxsus bu Xitoyning chaparmanlari sirtdagi bu davlatlarda ishlagan Xitoyningki yollanmir Xitoyning odamlari butunlay qoyil qilish harakati bilan o'tirib qo'yilgan. Xitoy nishonlagan kishilarning oila a'zolarini qo'rqitish, qarabaqayli parakanda qilish, tutib turish yoki turmaga tashlash orqali ularga besim ishiltib, xalqimizning beshig'i nurg'unlagan kamida hatto shu Türkiye'de nurg'un shunday besimga uchirgan ailesi telefon qilib Xitoy saqchi xalqchilarininki ailani bunday qilamiz, bunday qildi. Bu ishlar nurg'unlarimizning beshig'i keldiki. Ularni o'z ixtiyorligi bilan Xitoyga qaytishga qoyil qilish qatorliq razil vositalarini ishga solgan. Misrdagi voqeani o'ylab boqaylik. Shu o'quvchilarni hech qanday ota-onasiga telefon qilib, "Sen qaytib kelgin, azroq ishingni uning kendan qilsang bo'ldi." Nurg'un besim bilan qaytishga majburlab, ba'dirni qoyil qilib majburlab, har xil sabablar bilan aeroplandan tushib yo'q bo'lib ketgan, qancha yuzlagan va biz bilmaydigan qancha malg'an kishilarimiz bor, o'ylab boqaylik. Ma'lum bo'lishicha Xitoy rejimi 2021-yili 4-oydan 2022-yili 7-oygacha 230 mingdan ortiq Xitoy fuqarosini har xil vositalar bilan jinoiy javobgarlikni qabul qilishga qoyil qilgan. O'ylab qo'ying, bu songa hargiz sal qaraydigan bir son emasda 2021 4-oydan 2022-yili 7-oygacha, ya'ni 1 yildan ozroq ortiq vaqtda 230 mingdan ortiq nim degan chiqsan bu. Ularning ko'pinchisi torba yonfonda elektronlik aldamchilik jinoyati bilan ayblangan kishilar ekan edi. Bu albatta bu sonliq nim bo'lgan bilan berilgan bu son bo'yadiki. Boshqa yana mayli Uyg'urlar bo'lsin yoki boshqa Xitoy o'qituvchilari, Tibet, bu nurg'unlar bo'lishi mumkin-da buning ichida. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelaylik. Xitoy qirg'in qilish usulini o'zgartdi mavzuliq xabarimiz. Bu yerda haqiqatan bu her günü biz günlük haberimizden berbatımız kadarlık görülmelerimiz. İctimai fikir vasıtlarında nurg'unlagan içinişlik, hele hem yani gün sürü küçüyvatkan şekilde görüvatımız. Hadır iki aydın eşip getti halkımız, meyli gulcudu bolsun, ölümcüdü bolsun veya ki başka Janub'daki Turpan'da ve Janub'daki nurg'un şehirlerden başlanğanlığı çıkıvatıdı bu kadar vahşi öygü solap. Qirg'in qilib, ne davolashmi yo'q, og'rib qolsangizmi, saq insonni olib ketib, shunchalik paskina nachar sharoitlik yaliga solab, insonni og'irtib o'ltirayotgan bu ko'rinishlarni ko'rib kelyapmiz hozirgacha. To'xtamay o'tdi Xitoyning jinoyati. Uchur vositalarini ko'ryapmiz, haftalik, kunlik xabarlarimizni beryapmiz. Bir qanchisini bir ko'rib o'taylik. Bugun shu qirg'in qilish usulini o'ylab qarab boqaylik. Hatta şu bir Kazak kıylandışımızdaki 25 tuyak kalesindeki bunun ne ödün çıkarmadan deyken buna bu hayvanlara berilgan yemeklik yemleme berilmegen deyken bu şekilde ölüp tüygellikini bildirdi. Bu haber ne yaptı işlediğimiz bayrak tefsiri alette. Hatta doktorhanı'nın basımı, doktorhanı'nda yeni bir görünüş vardı ve kündüzlük çıkıvatıdı. Çoğun doktorxanalar Ürümçideki, Ürümçideki bir merkezi şehirde doktorxanaga bası hiç qandaq doktor yo'q deb qabul qilmayotgan bu ko'rinishlar ko'p chiqyapti, kundalik chiqyapti bu. Yani qanchalik bir vahshiylikning yuz berayotganligi hiç birimizga g'uva emas hamda bu ko'rilayotgan bir narsa. Yana bir sonimizninki bir so'zi var, bir Uyg'ur qizininki saq holatda Qarashar Turkiston xalqi xalqaro murojaat qildi. Xitoyning ichida hech qanday bir o'zininki gapini Xitoyning qo'lda telefon bor, solab qo'yilgan yerda Xitoyning mayli u virus qo'g'duvchi xodimlari bo'lsin, doktorlari bo'lsin, hech qaysi na saqchisi kimga telefon qilsa dadini anglaydigan, qanday nima ehtiyojing bor deydigan numar tapanmaganligini oxir beshiga nima kunning kelishidan qat'i nazar "Man qanda bo'lsam tepib biringlar" deb xitob qildi. Shu so'zni bir anglab o'taylik. en tez surat ilindiğen, en tez aldığan telefondan, varında bir anda kapılmay. Fakat bulamadım. Bizden hiç kimin karı yok. Vedatımız sapsaq adamın ekip koyup. Müş halkalarda en tez ilindiğen. Bir arz numarı bas yollab berenler vallahi bir iş güç tuttum başka. Bu elenmaydı ki bu amma dikkat değil. Ben fakat bulamadım. Kolumda sizim kalmadı hazır. Şundak desem hiç kim anlamadı. Şu karapakayla şu çırağığa. Yani tuncu katım belki bundan ilgirki bütün videolarda, sınırlarda hemmesi de şu Xitayninki işçidiki meyli ahaliler aile bulsun ya ki sakçılar bulsun. Şulan numarıga telefon kılıp kalanmağanlıqını bildirdi köpüncüsem. Hiçbir avazı kulak saldığan adam tapamalı tuncu katımı anlamadığımız falan. Xalqaradiki de ya bu xalqninki bugün düşkən halini xalqara beşimga özünün beşiğe çünkü can özüş aldırıp doğanda türen putkulamda hiç kandak sezim kalmadı. Şu közüge qarab bakayla xuddi en ahırkı nefisi kep kalgandak. Bu içinişlik sinni bugün elbette biz mıxıl tillağa tercüme kılıp taqatqan bulduk. Yani bugün xalqarağıma Uygur xalqınınki Xitay tarafından kandak kırgın kılınavatqanlıqını sapsaq insanını ekirip muşundaq najariyaga solib etip hiçbir iş bilen çatığı olmay muşundaq katliam kılıp öldürüvatqanlıqını bildirsem bir avazımda anlatsam en ahırkı minutlarda bulsun da bu şekilde halkımız bu nadesini dünyaya sözlüyordu. Öyle bakayla biz muşu halette vatandaki halkımız bu haleti yaşıyordu. Sırttaki nurgullarımız da muşinçilik nimdeyimiz cesaretke kildiğen erkin dünyada yaşayıp durup mu? Nurgun işini bilip durup mu? Bunçilik cesaretke kemmegen nurgullarımız var. Oylaşımız gerek bu halkımızdan bugünkü ma İkisini seliştirişimiz gerekçe bu hayatımızdaki. Yani bir haberimiz öteyle. Amerika Xitay'a karşı devlet müdafiye hukuk beriş kanununu münazır kıldı mevzuluk haberimiz. Elbette bu mu? Nait muhim Xitay'a ve Rusya'ya elinğen karşı ilinğen çuqum tasdiqlanishi kerak bo'lgan bir qonun loyihasi muzokirada boshlangan Amerikada Amerika ovozining xabarida berildi bu xabar. Amerika Kengash palatasi 11 oktyabr 2023-yildagi davlat mudofaa huquq berish qonun to'g'risida munozirani rasmiy boshladi. Bu çuqum ma'qullanishi kerak bo'lgan 817 milliard dollarlik hamjodga yetilgan qonun loyihasi bo'lib, bu loyiha 5 burchakli binoga munosabatli siyosatni belgilaydi ekan. Ondan başka bu lahiye yana Xitay ve Rusya'ya karşı duruşun hakkında Tayvan ve Ukrayna'nın qo'llash mazmunlarını öz içine aldı. Kengash Palatası Armiya İşleri Mülazimet Komitesi'nin reisi Jack Reed Kengash Palatasida qilgan so'zida biz devlet müdafiası hukukunu müzakara qilganda Amerika'nın Xitay ve Rusya bilan uzun müddetlik stratejilik rekabet meselesini esas saqlashimiz kerak degan. O söz yana Beijing dünyadaki birden bir iqtisadi ve texniki iqtidarga ega davlat bo'lib, Amerika manfaatiga izchil xiris qilganligini, Amerika davlat bexatarlik ishlariga zo'r yushurun tahdid elib kelganligini ta'kidlagan u so'zda. Demak, yani bu nihoyatda muhim bir bu haftadagi muhim bir xabar deb. Xo'sh, yana bir muhim xabarimizga kelaylik. Beijingda Xi Jinping'e karşı esilgan plakatlar Xitay'ın sarasimiga saldi mavzuluq haberimiz buldu. Elbette bu hakikaten nurgun ijtimoiy fikir vasıtlarında bu alayda gulgulu qo'zg'adi. Xitay mı o sınladın ko'rayotgan biz ko'rgan sınladınlar Xitay'ın ama qanchalik alaqazadi bo'lib ketganligini ko'rib emas. Xitay Kompartiyasidan bo'libmi shu 20 navbatlik qurultiyning ichilish harfisida bo'lgan bu iş nihoyat ciddi qo'zg'olib qo'zg'an Xi Jinping qarshi plakatlar Beijing ko'chalarida paydo bo'lib, Xitoy Kompartiyasiga kuchlik zarba bo'lganligi bildirildi xabarda. Amerika ovozining xabarida shu 13-oktyabrdagi xabarda berildi bu xabar. Xitoy Kompartiyasi 19-navbatdagi markaziy komitetining 7-umumiy yig'inidan bir kun keyin Beyjing shahar markazidagi bir o'tishma ko'rikda cho'ng namoyish plakati paydo bo'lgan. Plakatda ish tashlab, dars tashlab, Xi Jinpingni elib tashlaydi degan bir plakatda bu xat yozilgan, bu shuar yozilgan. Hattoki shu xabarda bu vaqa 1989-yili 6-yanvar 4-kuni yuz bergan vaqadan buyonqi tunji qatim Beyjing ko'chalarida kompartiya hokimiyatiga bevosita qarshilik qilgan shuarning o'ttirg'i chiqishi degan so'zlarni xabarda bu shaklda berildi. Beyjing va chet eldagi bir turkum da'vogar kishilarning ko'rinishicha, ko'chalarda plakat orqali qilgan mazkur namoyish nihoyatda muhim ahamiyatga ega ekan. Bu qarshilik Xitoydagi jamoat fikrini aks ettirgan bo'lib, bu qarshilik Xi Jinpingga hamda Xitoy Kompartiyasi 20-navbatlik qurultoyga qatnashmoqchi bo'lgan Xitoyning yuqori darajalik amaldorlarini təvritishi hamda ta'sir qilishi mumkin degan analizlarni qilinyapti hamda. 13-oktyabr atiganda mush ko'rayotgan ko'rinishlar torda tarqalgan Beyjing shahri Jongwansundagi 4 yo'nalishli ko'rikda qizil xatli 2 plakat paydo bo'lgan. Plakatda yadro kislotasi tekshirtmay tamoq yeydi, qamal qilinmay erkin bo'laydi, yolg'on etmay, qadr-qimmat talab qilaydi, madaniyat inqilobi davriga qaytmay, isloh qilaydi, rahbarni rad qilib, belat tashlaydi, qul bo'lmay fuqaro bo'laydi degan shiorlar yozilgan. Yana bir plakati bo'lsa, ish tashlab, o'qish tashlab, diktator, vatan sotqich Xi Jinpingni huquqidan elib tashlaydi deb yozilgan. Undan boshqa qarshilik harakatiga munosabatlik 3 sin, ya'ni mushu qarshilik harakatiga munosabatlik 3 sin o'tirg'a chiqqan bo'lib, ikkisi ovozsiz sin bo'lib, soqchilarning plakatini tushirib, naq maydonni jiddiy bir taraf qilayotganligi. Mana butun bu plakatni tushirib, jiddiy bir taraf qilayotganligi ko'rsatilgan. Maydonda quyuq istitak paydo bo'lgan bo'lib, o't o'chirgich xodimlar o'tni o'chirgan. 3-sin ovozliq bo'lib, 3-sin ovozliq bo'lib, bu sinda soqchilarning, yani aldırış yol eğizde saxçılarının güdük avazı yanırgan. Şimdi yana naq meydanda yanratqı arqalıq. Biz tamaq yeyimiz, erkinlik üçün belet taşlayımız, iş ve ders taşlab, diktator Xi Jinpingni hukukudun elip taşlaydı degan şuarını qayt-qayt tovulgan. Yiraqdan tartılgan bir resim batı. Bu şu resimde, bu şu ötüşme kövrükki plakat askan, qalpaq kiygan bir kişinin ki, saxçılar tarafından elib ketilganligi ko'rsatilgan. Egilincha naq maydonda ko'rgan yuqoridagi bu ko'rikning ustidagi o't o'zini ko'ydirib olish vaqasi bo'lmasdan balki xalqningki boshqa narsani ko'ydirib, ya'ni is chiqarib, xalqning bu yerga diqqat qilishini, diqqat qo'zg'ash uchun qilingan bir bu istitakningki shundoq ish ekanligini bildirgan bu xabarda. Demak, mush shaklda qadrli ko'rganlarimiz, bu haftadaki en muhim haberlerimiz bular idi. Demek nurgun Xitayga karşı naiti muhim kademlerimi elini vatıdı dünyanın her qaysi caylarda. Vatanimiz Şarkı Türkistan'da bolsa, ikinişlik bu vaziyat Xitayning cinayeti en vahşi şekilde kılçilik kaynige yanmağan şekilde, yani en kabih yüzü bilen devam kılıvatıdan. Meyli nagili qarayli, qaysi jihatdan qarasak, şu milyonlagan ikinishlik vaqalardan qanchaligi chiqadigan duchat alga deb tasavvur qila olamiz har birimiz. Şu chiqqan bir qancha sinlarmi, videolarmi, bu ko'rinishlar boshqa rasmning cho'ng nuqtasidan, ya'ni xalqimizningki butun Sharq Turkistonda qanday bir hayot yashayotganligini, besimga duch kelayotganligini tasavvur qilishimiz tez emas. O cesaretini kılan aşu sonumuzga qarab bakaylı. Şu nidalara, bu nidalara kulak salaylı. Kolumuzdan kelgan bütün hareketini, hem miyade, her xil sahaladaki meyli, nemisi qaysi sahada bulaylı, tahirsiz halatı kılışımız gereklikini his kılaylı diyen çakırıq bilen Allah ömür bəsi ayetki haberimizde görüşküce hepte ahırda heptilik haberimizi görüşürüz. Aman bu gayslan. Program ahırda ikran arkasındaki barlı hizmet aşırma köptün köp rahmet eytimen. Selamun aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.